Evet, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir haftalık aradan sonra Sportmence programında yine sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi hafta sonunda gelişen spor olaylarını stüdyo konuğumuz Ahmet Kotro hocamızla değerlendireceğiz. Öncelikle hocamıza hoş geldin diyelim. Ahmet hocam hoş geldin. Evet, programımıza başlamadan önce kısa kısa duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağımız konular var. Biliyorsunuz yarın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılı. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla ve minnetle anıyoruz. Ülkemize bu tür zaferleri yaşatanların da devamını diliyoruz diyelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Çanakkale Masterlar Derneği'nin başkanı Yılmaz Gök bir rahatsızlık geçirmişti. İstanbul Siyah Mersek Koşu Yolu Hastanesi'nde bir bypass ameliyatı geçirmişti. Şu anki sağlık durumu hakkında bir bilgi verelim. Şu anki sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki çarşamba günü taburcu edilmesi bekleniyor. Ancak kontrolleri de bir süre daha İstanbul'da kalacak. İnşallah bu zorlu süreci de iyi bir şekilde atlatıp aramıza döner. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına da sabır diliyoruz. Evet hocam. Yarın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Çok anlamlı Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkesin, Türk olsun olmasın, yaşayan herkesin minnetle anacağı çok büyük bir deha kurtarıcı. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ne unutacağız ne unutturacağız. Biz böyle bir Atatürk çocuklarıyız. Evet. Tabii Çanakkale deyince Türk tarihinin yeniden yazıldığı bir kahramanlık öyküsü. Bugünkü ülkemizin içinde bulunduğu şartları o günkü o cefakar insanlara canlarıyla bu vatan toprağını koruyanlara borçluyuz. Ve bu cumhuriyeti de ilelebet yaşatmak bizlerin görevi hocam. Bizden sonraki nesiller de aynı şekilde inşallah götürecek. Tabii biz de Çanakkale'de yaşayan insanlar olarak bu gururu biraz daha fazla yaşıyoruz. Tüm Türkiye'de ve yurtta olduğu gibi. Evet hocam, hafta sonunda yine önemli maçlar vardı Süper Lig'de. Galatasaray kaybetmiş, berabere puan kaybı yaşamıştı. Fenerbahçe sürpriz izlenecek bir yenilgi aldı Galatasaray maçının arkasından. Beşiktaş da neredeyse gol oldu, yağdı. Kayseri Erciyes'e 5-1 kazandı. Öncelikle tabii Beşiktaş'tan başlayalım. Maçı izledik. İzledim. Bütün 3 maçı da izlemek nasip oldu. Beşiktaş çok istekli, arzulu. Yani diğer takımın da puan almaya çok büyük ihtiyacı var. Onun için güzel bir maç bekliyorduk ama top sevecekler ya. Şimdi vuruyorsun, adama çarpıyor, yükseklik kazanıyor ve gol oluyor. Yani bunlar işte futbolun şansları. Tamam, vurursun, vurmadan gol olmuyor ama bir de şimdi baktığın zaman direkt vurduğunda çatala giden bir golü de seyrettim ben. O gol. Yani onu tamam vurdu ama Beşiktaş'ın 2-3 tane şans golü ve diğer kalecinin şanssızlığı diye golü ama baskı yönünden, istek, arzu yönünden ve futbol şansı, gol şansı yönünden Beşiktaş hep artıydı. Bunun da sonu zaten gollerle geldi. 5-1 oldu. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyoruz yani. Hocam kulüp Brüj maçında döndü. 2-1 yenilgiyle ardından bu maç oynandı. Kulüp Brüj maçını biraz değerlendirelim hocam. Onu değerlendiririm. Şimdi şöyle Sayın Kurt gireceğim ona. Beşiktaş'ı beğendim beğenmedim. Yani bir Liverpool'u eleyen Beşiktaş'la bu maçtaki Beşiktaş'ın arasında hani teraziden farsına bir fark vardı. Baskı farkı. Bir kere Demba hala istediğim santrfor şey ama penaltılar oluyor, penaltılar atıyor yani. Yani benim gözümde şu anda o ama daha önce izlemiş olduğumuz o arzulu, istekli, sağa sola deplesi olan bir Demba, gol vuruşlarında iyi olan Demba daha yok. Yani %50'li tempolarda gibi oynuyor.
yapmış olduğu asist çok güzel, çok akıllı. Yani Alat halı saha golü gibi oldu. Bunlar ilk için güzel ama Avrupa için yapılan şeyde Demba'nın olsun, Beşiktaş'ın hele hele iyi silahları mesela Olcay olsun, Oğuzhan olsun. Bunlar Gökhan, yani biliyorsun şimdi burada Türkiye'de oynadığı lig maçlarında patladığı zaman, oynadığı zaman asisti olsun, şutları olsun. Bir de ters tarafta oynayıp içeri çekmesi, yer değiştirmesi diğer takımları birazcık sallıyor. Yani bu da yeteneği de tartışılmaz. Yani yetenekli ama önlem alamıyorlar bunun bu gidişatına. Böyle de Gökhan Töre oynadı müteçe takıma. Hem gol açısından çok faydalı olacak hem de bir beyin görevi gibi yapıyor. Kenarda oynuyor ama dikkat edersen top onda olduğu zaman yalnızca şut atmayı, gol atmayı düşünmüyor. Asistliği de düşünüyor. Yani çok faydalı diye düşünüyorum ama genel için, Beşiktaş'ın takımı için bunu Avrupa maçı için söyleyemem. Ama bu lig maçında birazcık bana güven verdi yani şey için, evet. Rövanş için. Vuruş elenmeyecek bir takım değil hocam. Değil, görünen işte, görüntü o. Bir Liverpool ayarında değil. Zaten Beşiktaş 1-0 öne geçene kadar maçın kontrolü değil. Beşiktaş'taydı. 1-0 öne geçtikten sonra nedendir bilinmez bir oyun düzeninde bir bozukluk oldu. Ve adamlar da 2 golle 2-1 kazandılar. Avantaj gibi gözüküyor ama neticede yine burada 1-0 yenmek gerekiyor. Yani Sayın Portoy, Uğuş'un da buralara gelinceye kadar kaç tane takımı eleyip geldi. Tabii. Çünkü bunlar çok enteresan bir maçlar biliyorsunuz. Yani telafileri eğer kendi sahanda eğer bir skor avantajı elde edemiyorsa deplasman maçları şey oluyor yani ayak kırıklığı oluyor biliyorsun. Kupa maçları çok enteresan ve elenen takımlara da hem kendi ligimizdeki Ziraat Kupası maçlarında da ne takımlar kimleri eledi biz inanamadık, gözlerimize inanamadık. Ama bu maçlar evet. Böyle işte çok akıllı olmak gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hocam evet. Bu sezon hiç yenilmemiş kulüp Brugge. 10 galibiyet, 3 beraberlik artı Belçika Ligi'nin Belçika Ligi'nde lideri. Dikkat edilmesi gereken bir takım. Yıldızı yani, fazla yok ama takım oyunu oynuyorlar. Evet. Bu aldatmasın yani yıldızının olmaması. Çok bu yürü yapılı bir zenci santrafor hocam. Nasıl bir adam? Evet. O sağ taraftaki olsun. Yani takım oyunu oynadıkları için her an için neticeyi değiştirebilirler yani. Evet. Yani, bir de yıldız olsa düşünebiliyor musun onların içinde? Yıldızları yok yani. Bak. Evet. Beşiktaş nispeten avantajlı gibi görünüyor. Liverpool'dan sonra bu tip bir takımı eleyebilecek güçte ancak o futbolunu oynarsan. Tabii. O istekli arzulu futbolunu çünkü oynarsan. Çünkü o avantajlı. Şimdi 2-1 galip burada evet. 0-0'a atlıyor. Erciyes maçı da biraz moral oldu. Evet, dediğin gibi şans yardım etti ama maçı kazanacak bir futbol oynamıştı zaten oynadı ama gol vuruşlarında en az 3 tanesi yani gol teşebbüsünün şansla birleşmesi evet. Neticesinde gol oldu. Erciyesli oyuncunun da attığı frikik golü de i̇şte hocam. Onu dile getirir yani, işte gol. Nereden falso verdi? Evet. Yani inanılmaz. O topun çatalı yani gider. Müthişmiş. Yani gözümüzün pasını sildi. Sildi. Yani evet. Güzel bir gol. Tabii Beşiktaş bu galibiyetle liderliğe yükseldi. Evet. Galatasaray Fenerbahçe takılınca. Peki Galatasaray 2-0'dan hocam 2-2'ye geldi. O tamamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Neden hayal kırıklığı? Orada ben faturayı tamamıyla Hamza Hoca'ya çıkarmadım. O da kabul ediyor zaten. Maçtan sonra bir açıklaması var. Var ama tamamıyla da ona da kesmek istemiyorum. Yani uygulayıcı olan futbolcular içeride. Eğer Hamza Hoca bir yanlışını gördüyseniz içeride hepiniz profesyonel ve milli takım futbolcularısınız. Orada içeride kendileri buna parmak basmaları yani lazımdı yani. İlle o yarayı kangren yapmanın bir anlamı yoktu. Madem hoca böyle bir hatadı içeride hep papazlar var yani bu işin içinden gelmiş. Hem Avrupa deneyimli futbolcular var hem Türkiye'de isim olmuş futbolcular. Baktınız ki hoca böyle bir yanlış. O zaman önlemin içeride uygulayıcısınız. Hocanın içeri girme şansı yok. Değişiklikleri de yapmış. Ama yanlış, ama doğru. Ama zaten yapmış. Hiçbir hoca
Evet. Oyunu kötüleştirmek için oyuncu değişikliği yapmaz hocam zaten. Sen de antrenörsün. Hayır, kötü de gitti. Açıklamasında da onu söylüyor zaten. Evet. Diyor ki Eysel Sarı diyor kötü oynuyordu diyor. Biz Cemali'yi ısınmaya gönderdik. Döndüğümüzde yani oyuna sokmaya çalışırken o ara iyi oynamaya başladı ama anladım. Değiştirmek zorunda kaldık dedi. Evet. Onu çıkarınca da orta sahada biraz direncimiz düştü dedi. Kendine aldı suçu ama dediğinde doğru. Yani oyuna giren oyuncuların çünkü birbirlerine katkısı farkları var. Yok, tabii canım doğru. Yani. Hepsi Süper Lig'in Galatasaray'da top oynayan adamlarsınız. Yani kulübede oturan kötü futbolcu diye oturmuyor ki. 11 kişilik kadro çıkıyor. O hafta onları tercih ediyor. Onları yazıyor. Diğerleri de hemen bekleyecek yani. 85'te de girebilir. 80'de de girebilir. İşte Ferrer'den sakatlandı. Hiç olmadık dakikada. Geride canavar gibi adam. Oyunu bıraktı. Ömer girdi. Yani her şey olabilir. Olmayacak diye bir şey yok yani. Evet. Yani ama genelde ben hep bunu savunurum yani. Futbolcu içeride uygulayıcı olduğu için içeride yanlış giden bir şey varsa önlem alması İnisiyatif gerekiyor. İnisiyatif almalı hocam. Almalı, lider oyuncular yani. İşte Selçuk gibi. Tabii yani gibi. Sol taraf mı aksıyor? Hemen sol taraf önlem almaz. Sağ mı aksıyor? Alsınlar yani. Hoca zaten onlara kalkıp da ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz derse verirsiniz hocam. Geliyorlar dersin. Tamam biter. Zaten hoca da onu demez. Çünkü olabilir yani her şey. Ama Galatasaray'ın 2-0'dan 2-2 diğer takımın son ben dakikada orada, da karşı karşıya evet. Maç gelenler direklerden gelenler. Yani düşündüğüm zaman diğer takımı da küçümseme gerekir. 3 puan da alabilirdi. Yani 2-0'dan oyunu çevirebilirdi de. Evet. Ama iyi yani 2-2 kalmaları, 2 puan kaybetmeleri. Herkesi sevindirdi ama diğer sevinenler de takıldı. Evet. Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybında lider olur muyuz diye Ankara'ya gitti hocam. Evet. Maçı da ben de bir kısmını izledim. İyi bir performans ortaya koyamadı. Koyamadı. Oyun olarak. Ancak maçın son bölümünde 2-1 geriye düştükten sonra yıldız oyuncularıyla skoru değiştirme adına girişimleri oldu. Karambolleri kovdu. Evet ama 2-1 kaybetti. Beklemedik bir yenilgi. Ama burada bir kere Volkan'ın bir hafta evvel süper maç oynayan bir Volkan'ın iki tane bariz hatası maalesef Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde çok büyük rol oynadı. Hele hele o kafa golü. Hadi şuta bir şey demiyorum. Çatar ona yapacak bir şey yok yani Volkan'ın. Atladı falan ama top çatara gitti. Ama o kafa golü atılan ikinci gol tamamıyla ama Volkan'ın hatası. 6 pas. Artı Caner de var orada. Volkan çıkacak diye Caner basmadı bile topa. Yani gitmedi bile. Tamamıyla Volkan'ın bir anda ne düşündü artık orada onu anlamak mümkün değil. Hem de bir de hareketlendi oraya. Ondan sonra da böyle çaresiz kafayı vurmasını bekliyor. Yani yüksek bir top da değil. Yani boy hizasında böyle yaptı. Vurdu hemen oraya yani. Gördüğünüz zaman bunda kalecinin çok büyük ama çok büyük zamanlama hatası diyorum ben artık ona. Evet timingi yapamadı. Boşa çıktı. Kaleyi boşalttı. Aslında hiçbir hareket yapamadı. Kalede dursa zaten top çaprazda oradan bir şey olmaz. O zaman Caner müdahale edecek. Doğru. Kaleci orada olduğu için hatta dikkat edersen hiçbir müdahale edecek. Alacak hani elinle alacak çünkü. Ama o da durunca Caner şaşırdı kaldı zaten. Evet hocam derbiler haftası geliyor. Tabii evet. Bu haftada Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Ne diyorsun bu maçla ilgili? Kerem moral motivasyonu olarak tavan yaptık. Yani şu anda Beşiktaş tavan yaptı. Hele hele bir de elerse Perşembe günü herhalde. Evet. Bir de elerse Fener derbisi eğer bir de bunun tersi de, madalyanın tersini de düşünüyorum. Yine yorgun biliyorsunuz Liverpool'dan sonra gittik berabere kaldık. Evet. Biliyorum. Yani öyle bir şeyi yaşamadan psikolojik eğer bir de eler isek, bak eler isek psikolojimizin çok yüksek tavan yapacağını ve Fenerbahçe maçı çok seyredilir bir derbi olacağını buradan müjdelemek isterim. Evet yani bu maç puantaj açısından da
Eğer Beşiktaş kazanırsa hocam büyük bir avantaj elde edecek. 7 puan farkı olacak. Ondan sonra geriye kalan haftalarda ne olur bilinmez ama o moralle de Beşiktaş bu sezonu götürür gibi duruyor. Tabii üçüncülük Galatasaray onun performansı önemli. Önemli oyunculara sakat. Burak Yılmaz yok. Golcü onun sıkıntısını çekiyor. Tabii bu hafta da önemli bir maç vardı hocam. Düşmeye yakından eğdiren Çaykur Rize-Sivas maçı. Evet. Çaykur Rize Hikmet Karaman'la 2-1 kazandı. Sergen Yalçın son haftalarda kazanamıyor. Ve düşme potasının hemen altına denk geldi. Şimdi sen sezon başında gelmemişsin. İşler kötü gitmeye başlayınca hep zaten öyle geliyor dikkat edersen. Hani hiçbir takımı kafadan aldığını ben görmedim. Ben isterim ki eğer Sergen Yalçın bir Türkiye çapında bir teknik adamla soyunmak istiyorsa sezon başında bir kulüpten anlaşacak ki hani biz de görelim Sergen Yalçın'ımız kimleri alıyor, kimleri veriyor. Kimleri alıyor, kimleri veriyor. Bir de artı takıma ne veriyor? Çünkü sezon başında almadığı zaman hep diğer ilk hocalara fatura kesiliyor. Enkaz bıraktı. Kaçamak bu kötüydü. Hep yani kılıf hazır. Alın sezon başında. Görelim. Biz de görelim. Bakalım 5 maç sonra 6 maç sonra insanı kenara atıldığı zaman neler hissedebiliyor? Veyahut da ilk 6 maç işte böyle çıkışlar yaptığın zaman nasıl insanı gökyüzüne çıkarıyorlar? Biz de görelim bunları. Ama bir bakıyorsun 15. sırada veyahut da 14. 16. sırada Sergen Yalçın küt geliyor. Paralar kazanılıyor. Çünkü orada geldiği zaman bedava gelmiyorlar bu sıraya. Ama hep bir kılıf hazır. Ya zaten enkaz almıştık. Ne yapalım? Buraya kadar getirebildik. Düşünce de Sergen Yalçın suçlu değil. Suçlu ilk hocam başarılı çıkıyor. Olursam ben yaptım. Tabii. Başarısızsam tabii. Enkaz aldık. Tabii. Biz takımı kurmadık ki. Hep böyle. Aynı. Yani amatör çalıştıranda da, bal çalıştıranda da hep bunları evet, duyuyoruz. Gençler Birliği'nin durumu gibi hocam. Aynı. Mesut Bakkal gelmeden önce kötüydü. Ha, geldi. Şimdi, enkaz takım dedi. İyi gidiyor. Tabii şimdi iyi şimdi gidiyor. İyi gidiyor. Şimdi Mesut Bakkal mı yaptı hocam? İşte bak. Orada mağlupken, yani şimdi mağlupken bir bakıyorum mimiklere. Hiç. Ne zaman geçiyorlar? O kulübeden çıkıyorlar. Bir anda o kimlikleri değişiyor. Şov başlıyor. Bu ne? Şimdi yani Sayın Yılmaz Vural herkes de bunu aşıladı yani. Eskiden biliyorsun kınıyorlardı hep. Vural ne bu diyorlardı. Affedersiniz şarlatan bile dediler adama. Ama şimdi maalesef herkes aynı telden çalıyor. Şimdi bir de yedek kulübesindeki yardımcı antrenörler var biliyorsun değil mi hocam? Yani onların sayısı da çoğaldı. Yani artık kulübede 3-4 tane yardımcı antrenör var. Gol olunca onlar da bir de çıkıyor hocayı atlıyorlar falan. Bir de öyle senaryolar var. O şovun zaten öteki yıldızlı tarafı. Yani o şeyden başladı. Sayın Fatih Terim'in yanındakilerden başladı. Cezayı da beraber yiyorlar. Yani şimdi tribüne atılıyor Sayın Fatih Terim. Bir bakıyorsun. Hemen o 3 tane antrenör de aynı şekilde onlar bir şeyle yapıp onlar da çıkıyorlar yanına ve şu orada başlıyor. Bir sefer orada başlıyor. Ama ya, ne hikmetse bu futbolda, topta onları seviyor. Ya gol tabii hocam gol attığın zaman sevineceksin, sarılacaksın ama yani bir kısmı da gösteriş her şey, oluyor. Her gösteriş, şey bir uslubu var. Sevinirsin. Tabii ki futbolcu nasıl atıyor, çeşitli dansları var. Bu onların güzellikleri. Ama şimdi baktığın zaman belirli yere gelmişsin. Sen Türkiye, yani Galatasaray'ın başında, kaç yıldır zaten Galatasaray'ın başındasın, Fener'in başında olanlar, yani bütün toplam genele konuşuyorsun. Sevinmeyecek diye bir şey yok. Çünkü ben de sevinirim yani. Gol attın sonra akşam. Ama o kadar bir abartılı oluyor ki, yani ya üzüleceğin yerde, türbüne atılmışsın sen, türbündesin. Üzüleceğin yerde, kendini orada hesap vereceğin yerde. Çünkü sen Türkiye'ye mal olmuş insanlarsınız ya. Hocam biz de birincilikte oynadık. Tabii. Bizim de hocalarımız vardı.
Evet. Biz de gol attığımız zaman kulübede sevinir de kimse gelip hocaların sırtına atlamazdı ya. Atlayacaktı. Yani kendini şebereklik yaptırmazdı yani. Ama şimdi bakıyorsun her kulübede bir curcuna var ya. Ya curcuna ya, masörü bile atıyor. Yani ya, bir tanesi değil ki. Evet. Tamam dedim sevinirsin mi? Ama bu o kadar abartılı oluyor ki yakışmıyor ya. Yani. Yakışmıyor. Her şeyin bir ölçüsü olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Hocam birinci ligde bu sene benim en çok dikkatimi çeken, hep konuştuk programımızı da, Bursaspor. Şenol evet, Güneş'le beraber inanılmaz bir çizgi var. Şu anda da ligde 4. sırada. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldı, rakibini yenmişti. Bu hafta da Balıkesirspor'u 4-2 yendi. Şenol Güneş hocanın kenarda mütevaziliği var. O kulübede biraz curcuna yok. Şimdi konuştuk var. Duruş. Ya seviniyor, o da alkışlıyor ama tamam. Hayır, ona atlayan yok yani. Atlayan. İzin vermiyor. Demek yani, ki şeytan, şaklabanlık yapmayın diyor yani. Otur. Yani tavır belli. Yani duruş belli. Duruş, tavır belli olduğu zaman zaten diğerleri de anlar. Sen geçit verirsen maç bitsin, sarılırsın hocam. Ya sevinirsin, golü atıyorsun, sevineceksin diye bir şey değil. Atlıyorsun sırtına, önüne geçiyorsun, el kol hareketi yapıyorsun, sarılıyorsun hocam hocam diye. Sonra hiçbir mağlup oluyor, maç bitiyor öyle. Ne oldu? Bir dakika abi, sevin. Maç bittikten sonra oturun, beraber kulübede mi sarılırsınız, sahanın ortasına mı gidersiniz, sarılırsınız. O ayrı, onun dışındakileri ben hep aman hocanın yanında beni yürü kovmasınlar da ben de maaşıma falan bakayım mantığına. Herkes çıkarın da. Aynen öyle diyelim. Görüyoruz işte. Evet. Mersin'deki düşüş devam ediyor, Eskişehir'e kaybetti bu haftada. Ama tabii ligdeki konumu rahat İlk olduğu için. İlk geldikçe düşüş. Her şey çıkıyor. Evet, kadroda da sıkıntılar başladı. Başlıyor. Mersin'de Rıza hocanın işi kolay değil. Akhisar Karabük'ü attı hocam yalnızlığı içine. 5 tane. 5-1. Yılmaz Vural geldi, çağrı olmadı Dolunay'dan sonra. Olmaz. Sonradan gelenler sonra da diyorlar ki Yılmaz Vural 13 tane takım düşürdü. Ne yapsın adam? Ne yapsın da kendim ettim, kendim buldum. O da ya bunları seviyor. Ya muhakkak. O da yani arada takım almayı seviyor. Kurtarıcılığa soyunuyor. Hep yani öyle isim yapayım diye. Ya sezon başından bir de takımlara ama kimse de sezon başında almıyorlar. Evet. Yani onun da şu avantajı var. O da risk alıyor. Risk alıyor. Nasılsa düşecek takım evet diye. Kurtarırsam kral benim başarım olur. Tabii. Düşerse nasılsa düşüyordu mantığı. Hep aynı. Evet. Gaziantep Spor'da da aynı. Nöbetçi antrenörler. Düşüş. Yalnız Şifo Mehmet inanılmaz bir kan kaybı hocam yaşıyor. Yani kenarda duruşu da evet, Antalya'dan ayrıldı başarısız sezonu. Rize'ye geldi. Rize'de başarısız. Oradan Gençler Birliği'nden Rize. Rize'den Erciyes'e geldi ama bir dikiş tutmadı. Bir Antalya Spor'un ilk yıllarında başarılı. İşte orada bir çizgisi vardı. Orada. Ama ondan sonra da hep düşüş. Düşüş, evet. Kendilerine birazcık bakacaklar aynada yani. Aynada bakacaklar biraz kendilerine. Ona göre de önlemlerini alacaklar. Bir de bu maçlardan sonra verilen beyanatlar var ya hocam. Yani çıkıyor. İşte golü atamazsanız, rakibini oynatırsan. Sanki onun takımı değilmiş de başka takım anlatıyor yenildikten sonra. Böyle yapmazsanız. Ya bir dakika ya, bu kelimeler de yeni çıktı. Evet. Bu tarz konuşmalar. Ya bir dakika ya. Sen takımın teknik sorumlususun. Takımı sen çalıştırıyorsun. Kadroyu sen sahaya sürüyorsun. Maçtan sonra böyle bir demaç vermeye hakkın var mı ya? Diyeceksin ki şunu yapamadık, bunu atamadık, şunu kaçırdık. İstediklerimizi yapamadık konuşacaksın. Yapamadık yani. O kulübün dışarıdan bir seyirciymiş gibi yapamazsanız, edemezseniz, tutamazsanız, atamazsanız olmaz. Sanız olursa o zaman bireyselliğe döner iş. Herhalde. Sanız, siz yapamıyorsunuz. Yani ben size söylüyorum hoca olarak, siz yapamıyorsunuz. Uygulayamıyorsunuz. Olur. Tabii. Yani, evet. Yani bir bütünlük arz etmiyorsun konuşmanla. Demek ki takıma sahip çıkmamışsın. Çıkmamışsın tabii. Bir de sen niye derdini? Derdini yanacaksın. Biz çalıştık fakat daha iyi yapamamışım. Suç benim. Tamam. Çünkü tamam, başarıyı nasıl endeksliyorsun? Ama başarısızlıkta da eğer ki sen oynatamamış isen, futbolcuyu oynatamamışsın işte. Evet. Biz nasıl çıkıyorsun? Amatör takım bak. Aslanlar gibi. Kötü oynadık. Tamam, kötü oynadık. Sen yaptırıyorsun bir haftadır idmanı. Demek ki iyi motive edememişsin takımı. Demek ki iyi
çalıştıramamışsın. Yenmek için yetersiz çalıştırmışsın. Çünkü kendi sahanda... Hayır, veyahut da iyi çalıştırmış olabilirsin. O gün futbolcular uygulayamamış olabilir. Ama 90 dakika boyunda tabii, bunu göreceksin evet. Yani. Ya onu söylersin zaten hocam. Hayır. Yani bugün iyi şeyler yapamadık. Ama söylemiyorlar ki evet. Kendilerine hiç ama toz kondurmuyorlar. Ben genelde bakıyorum ya böyle hep böyle kılıf altında bir şey var. İsmail Kartal'dı mesela. Aynı bak ha. Aynı kece. Zemin bozuktu. Şudur budur. Zemin bozuktu diyor. Ya zemin bozuktu diyor. Futbolculara dolaylı yoldan imalı gönderme yapıyor. Yani herkes kendine dikkat etmesi gerekir abi. Ya sen Figo tamam sana şey yapmış olabilir. Bir sistem çünkü çıkmaz. Hakikaten iyi oynuyordu ama. İyi oynuyordu arzulu tabii. İstekliydi. Evet çok istekli ve iyiydi. Alacaksan Emre'yi al. Al Emre'yi. Çünkü Emre'den iyi oynuyordu. Çünkü alıyor, taşıyor, topu götürüyor, şut arıyor. Zaten gol kaçırdıkça şeye girdi orada zaten. Onu alacağına kadar. Çünkü çok faydalı bir adam. Al daha geriden bir sürü adam var alınacak. Yani ona gelinceye kadar 50 tane adam var. Aynı özellikle bir sürü adam var hocam. Tabii. Emre, Mehmet Topal. Tabii. Yani baktığın zaman en çok koşan, bir şeyler yapmak isteyen adamı aldı. Hocam bu tarz adam, bu tarz oyuncular her takıma lazım. Çünkü bunlar her an oyunu değiştirebilecek yetenekli oyuncular yani. Diego. Şut arıyor. Bir duran top kullanır, şut atar, ara pası düşünür. Neticeyi yani yaratıcı oyuncu her zaman oyunda ihtiyacı var. Yani o yoksa... Yaratıcı adamın yoksa yani Musa Sovun Koytun olsa ne olur? Ne olmasa ne olur? Onlar koşuyor, onlar kuvvete dayanıyor, futbol sonra. Oynuyorlar. Evet, Beşiktaş 54 puanla lider. Galatasaray 52 puanda ikinci. Fenerbahçe 50 puanda üçüncü sırada. Bursa Spor dördüncü sırada 41 puanda. Üç takım yukarıda zirvede yalnız kalmış hocam. Alt tarafta 10. Akhisar'dan itibaren hocam evet. 29 puanla tehlike var. Gerçi ama Erciyes, Kardemir, Karabük ve Balıkesir sporun işi biraz daha zor gibi geliyor. Diğer takımların 4'er 5'er puanlık avantajları var ama Balıkesir spor için artık lig 10 puanlık fark, bir 9 puanlık fark var Sivas'la arasında. O büyük ihtimalle bu sene bu lige veda edecek hocam. Allah atacak gibi gözüküyor. Evet. Yıllar sonra 1. lige çıkıyorsun evet. Hocam. Gelir gelmez de. Asansör. Hangi akılla böyle bir takım yaratıyorsun? Sezon başında belli ya. Takımın güçsüz oldu. Bu ligin ayarında olmadı. Yani bu işte bu demek ki menajerler evet. Kandırdılar hocam bunları. Yani Trabzonspor'da oynayamayan birkaç oyuncu orada. Evet. Orada oynayamayan birkaç oyuncu orada. Akıl alacak gibi değil yani. Değil. Ve ders de almıyorlar yani. Daha önceki yıllardan zaten zor gelmişsin. Amatör kümelerdeydin. Bundan son bak 5 yılına amatör kümelerdeydi ya. Balıkesir Spor'u ya amatör kümedeydi ya. Süper amatör kümede. Abdülkadir oynadı biliyorum ya. Üniversiteyi okuyordu orada. Amatör. Bir anda bulmuşsun yani. Çünkü zemin hazırlanmış. Parasal yön halledilmiş. Arkanda belediyesi olsun, halkı olsun. Balıkesir hocam. Şey ve bir anda süperden sen 3. ligi görüyorsun. 3. ligden de şu anda süper ligdesin. Bunların hepsi 5 yıl içinde olan şeyler. Eve o güzelliği yakalamışsın, bütün il çalkalanıyor ve aynı yıl içinde yanlış transfer politikası yüzünden tepe taklak oluyorsun. Evet. Yani bunlar aynı kişilere tekrar bunun sunulmaması gerektiğinden yanayım ben. Evet yazık olur. Oldu da yani. Çünkü dediğin doğru. Akhisar hocam bak nasıl 3 sezondur çatır çatır oynuyor ligde. Doğru transferler özellikle yabancı zenci yani, denenmiş doğruları gördüğü canlı denenmiş hani ya diyor bu adam bana iş yaptı yapacak ve onu yine tercih ediyor. Burada Türkiye'de var bunlar zaten. Ya hepsini bir tarafa koyuyorum ben Sayın Kurt. Kimse İlhan Cavcav'ı kendine örnek almıyor ya. Hayret ediyorum ya. Ya canlı ya. Kaç yıldır da bu ya, işin içinde. Ve canlı ya. Yani öyle diyor ki ben buradayım. Girdim diyor 80-90 yaşına. Hala beni diyor kendinize örnek almıyorsunuz. Dışarılarda arıyorsunuz diyor. Türkiye'de takıyor fotoğrafını, asır şapkasını gidiyor. Neler getiriyor Türkiye'ye. Ve inan ki çok ucuz. Tabii biliyorum. Çok biliyorum, ucuz. Biliyorum. Ama bak o Gençler Birliği. Evet. Bir de satıyor onları burada. Oh. Evet hocam. Helal olsun. Süper Ligi. Beşiktaş'ın liderliğiyle noktalayalım. Perşembe günü de Kulüp Brugge maçında da başarılar dileyelim Beşiktaş'ımıza.
İnşallah çeyrek finale kalacak. Evet, geçiyoruz Dardanel Spor'a. Profesyonel ligdeki temsilcimiz Dardanel Spor. 3. lig 2. grupta kendi sahasında Kemertekirova Spor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Tabii bu maçtan paylaşacağımız görüşler var. Tabii maçın hemen başında görülen kırmızı kartla takımı olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Ben maçın televizyondan izledim bir kısmını, son bölümünü özellikle. Hocam sen maçtaydın, ben maçı izledin. Canlı olarak 90 maçın bir değerlendirmesini de alabilir miyiz hocam? Dardanel Spor'u nasıl buldun? Bu sezon ilk kez seyrediyorsun. Bir kere hava çok güzeldi yani. Olaya Çanakkale halkı da ilgi gösterdi. Ben galibiyet için kendimi zaten kitlemiştim. Yani bir dışarıda tribünde oturan bir futbol adamı olarak da. Ama maç başladıktan sonra o kadar ümitliydim ki ilk o 5 dakikalık görüntü bana çok ümit verdiydi. İlk 5 dakikalık görüntü. Ama ondan sonra ne hikmetse futbol oynamanın dışında kafalarında en iyi adamların, yani maçı döndürebilecek adamların, kuvvetli adamların, topu dikine kaleye gidebilen adamların futbolun dışındaki şeylerle uğraşması ve oyundan atılması. Bu affedilecek bir şey değil. Ya sen ne güzel oyunun içinde bir sarı kart görmüşsün. Yani oyunla alakası. Ondan sonra sen hakemi niye alkışlıyorsun? Bunun sarı kart olduğunu bilmiyor musun sen ya? Profesyonel futbolcusun sen. Ve yüzüne karşı böyle alkışlıyorsun. Bu da bir sarı kart. Çift sarı karttan güle güle. Bu ihanettir. Kime mi ihanettir? Oraya gelen taraftara ihanettir. Seni çalıştıran, bütün hafta boyunca sana emek veren teknik adamlara ihanettir. Takımına, arkadaşlarına ihanettir. Yediğin, aldığın o paraya, ekmeğe ihanettir. O seyirciyi, o teknik adamı, o sana maaş ödeyen insanları, o takım arkadaşlarını sen üzmeye ne hakkın var? Bu takımın şu anda 41 puanla 6. sırada olacaktı. Ve o çıkmasa bu takım kazanırdı. Çünkü orta sahada dikine oynayan tek adam, iyi topa basan bir adam. Sen çıkınca 10 kişi ona göre çekildi zaten bir tane adam. Kötü takımda değildi ki o ayağı top yapan. Ben top yapma şeyine baktım. İnan ki pas hatasız top yapan, ayağı oynayan, dike giden, bek arkasına topu sarkılan, gol pozisyonları bulan 3 tane kafadan o kadar dokunamadılar. Daha kafadan 3 olurdu. O kadar güzel getirdi sol taraftan, sağdan. Hani onlar geldi. Gol arayan onlar. Gol pozisyona giren. İlker'in sakatlığı, hadi İlker de çıktı. Yani takımın o kırmızı kart, İlker'in çıkışı bir sallantı oldu. Gereksiz, en çok benim üzüldüğüm konu. O senaryo, futbol takımlarının birinci bölgede topla çıkmaya çalışıyor. Üstünde baskı var. Birebir taç çizgisinin, avuç çizgisinin orada topla bekliyor adamı. Toplan çıkmaya çalışıyor ve kaptırıyor pozisyonu. Yani bunları anlamam mümkün değil. Biz diyoruz ya amatör kümede üstünde baskı varsa vur kardeşim topa. Ha baskısı yoksa ayağı oyna çık diyoruz. Yani bunu amatör kümelerde söylüyoruz. Be kardeşim size de söylüyorlar. Yapmıyorsunuz. Yapmıyorsanız suç. Birinci bölgede nereye oynayacağını, ikinci bölgede nereye oynayacağını, üçüncü bölgede nereye oynayacağını hayale profesyonel takımda uygulayamıyorsan, bilmiyorsan, çünkü her antrenörler çalışmada bunları gösterir. Gösterir. Ama sen birinci bölgede üstünde baskı var, topla beraber çık, kaptır, pozisyon. İkinci bölgedeki adamın ayağını oynama, vur şişir. Nasıl olacak bu? Ondan sonra santrforumuz yok, gol pozisyona girin, giremezsin. Bu şekilde yaparsan giremezsin. Gol kaçıramazsın. Yine de öyle toplarla iki kere geldik. Gol nuru bulsalar bırak şey de alacağız yani gol yemeden önce gol de atacağız. Hatta 1-0'dan sonra yine bir pozisyon bu. Yine bu 1-1 de bitebilirdi.
Ama seyrek seyrek. Neden? Çünkü diğer takım geriye doğru yaslanacak. Sen ister istemez pozisyonu bir de kontra yiyorsun yani. Çünkü yıkılıyorsun adamın üstüne. Ve bu maçı 1-0 kaybediyorsun. Yani bütün bizim seyirci olarak bütün motivasyonumuzu yok ediyorsun orada. O kadar istekli, o kadar arzulu geliyor herkes. Ama birkaç tane kişinin duyarsızlığı yüzünden, içeride uygulayıcı olan futbolcunun duyarsızlığı yüzünden, ihanet yüzünden işte takım yine 8. sırada devam ediyor ve diğerleri de bak kaybetmiş durumda. Hepsi 39-39. Yani böyle bir avantajı elinin tersine teviyorsun. Tabii hocam, şimdi aşağı yukarı sezon başından bu yana işte programda fırsat bulduğumuz ölçülerde Dardanel Spor'u değerlendirdik hep burada. Ama işte izleyemediğimiz için genel hatlarıyla değerlendirmeyi hep söyledik. Ancak hep vurguladığımız nokta da bu kırmızı kart olaylarıydı. Yani belki de bu ligin en çok kırmızı kart gören takımı Dardanel Spor. Aşağı yukarı neredeyse her maça denk gelen ya kırmızı kart ya sarı kart cezası. Ama iki maçta bir muhakkak bir kırmızı kart var. Şimdi bu haftaki maçta da sen söylüyorsun. Belki oyunda olsa Uğur evet, Parlak. Evet. Dik oynayan tek adam. Olsa belki maç böyle bitmezdi. Bitmez. Ve yine bir kırmızı kart ve gereksiz bir kırmızı gereksiz kart. Anlattığın kadarıyla. Yani şimdi bu sporcu kardeşlerimiz acaba çok genç yaşta, işte 16 yaşında, 17 yaşında, çok genç yaşta profesyonel ligde Dardanel gibi bir takımda forma bulup heyecanı bunu içlerinde sindiremeyip şımaran, yani şimdi belli oyuncular yani şımarıklıklarından mıdır bu sorumsuzlukları, nereden geliyor ya bu başıbozukluk nedir ya buna yani şimdi, tamam pozisyon icabı hocam sen söylersin gidersin adamı düşürürsün eyvallah gençsindir arzulusundur madozlama da atlarsın ben buna da bir şey demem ya, oyun şimdi Uğur Parlak onlar. Dediğimiz evet. Uğur'du değil mi kırmızı kart evet, evet. Uğur Parlak. Ya ben biliyorum ki en az 7-8 senedir burada. Evet. Ve aşağı yukarı da 6-7 senedir de A takımın içerisinde. İkincilik, Bankasya'sı dahil. Hocam. Evet. Yani hadi 16 yaşındaki orada işte Görkem'dir, Ahmet'tir, aynen, genç kardeşlerimiz yapsa. Hadi dersin. Diyeceksin ki acemiliğine geldi. Bunun böyle olduğunu bilmiyordu. Alkışlamanın evet, kart evet. olduğunu. Sen nasıl görürsün? Bu dediğin gibi üçüncü şık şımarıklık. Evet yani sorumsuzluk. Başka da bir şey değil. Yani ve sezon başından beri kaçıncı kırmızı kartı onu tam olarak şey demiyorum ama birkaç kırmızı görmüş, kartı daha var. Görmüş. Var. Dolayısıyla da yani bu takım genç ve centilmen bir takım. Dardanel Spor yıllardır böyledir. Centilmen bilinir. Seyircisi çok taşkın değildir. Yani güzel bir deplasmandır evet. insanlar için en azından. Ona baktığımız zaman bu sezonki kırmızı kartları ben bir anlam veremiyorum hocam. Ya bunun da çaresini yönetim ve yani 16-17 yaşında yani. Bir takımda forma buluyorsanız evet. kardeşim bunun kıymetini bilin ya. Kıymetinle beraber bunları yani şimdi Sayın Kurt baştan yapılan şeyin ben hep hata olarak kabul ederim. Bak hatayla suç çok ayrı şeyler. Şimdi hatasız kul olmaz. Yani bu zaten belli. Ama aynı hatayı 2-3 kere sen yapıyorsan bu hatadan çıkar. Bu suç olur. O zaman suçu hala mükafatlandıracaksınız mı? Hala suça prim mi vereceksiniz? Bunun da bir cezası olması lazım. Bu cezayı da verecek olanlar kimler? Onların başındaki yönetimdir. Çünkü yönetimin üstünde hiç kimse olamaz. Ne teknik adam olabilir ne genel menajer. Çünkü yönetim en üsttür. Onun için madem böyle bu tabii yönetimde kafadan değil gelecek olan teknik heyetten gelecek olan rapora göre verir cezayı. Onun için bunu göz ardı etmemeleri lazım. Çünkü kangrene dönerse bu işte sıralamada bu yerin üstüne de çıkamayız. Vallahi hocam yani benim gözlemim birkaç tane yetenekli genç oyuncu var. Ama bu genç oyuncular da bu yaşta bu formayanın kıymetini bilmiyorlar. Yani biz nasıl oynuyoruz? Başka da oyuncu yok.
biz oynarız. Küçük beyinlerinin tabiri caizse. Öyle düşünürlerse aldanırlar. O düşüncelerin içerisinde performanslarında da bir gereksiz düşüş var. Gereksiz el kol hareketleri var. Gereksiz rakiple dalaşmalar var. Görünenler. Neticede de geldiğimiz zaman son 3-4 haftadır yani takımın mücadele etmediği konuşuluyor. Yani o genç arkadaşların koşan, mücadele eden gençlerin de artık biz olduk havasıyla. Maalesef ayaklar yere basmıyor. Evet, maalesef yani takımın yöneticileri de bu yönden dertliler takip ettiğimiz kadarıyla. Vallahi genç kardeşlerimize şunu söyleyelim. Hocam yani kimse vazgeçilmez değil. Camialar kalıcı. Kimler geldi, kimler geçti bu kulüpten. Yani bakın 20 sene önce bizler oynadık bu kulüpte. Şimdi sizler oynuyorsunuz. Yarın da başkalar oynayacak yani. Ama bulundunuz dediğin az önce doğru. Bulundunuz konuma ve yediğiniz ekmeğe ihanet etmeyin kardeşim. Yani daha yaşınız genç. 2-3 maç oynamakla, 2-3 gol atmakla bir yere gidemezsin. Olamaz. Daha bir şey olmadınız ki. Daha üçüncülük futbolcusun. Neydin yani? Daha üçüncülüktesin. Amatörden mi üstüsün? Hayır. Böyle yapacağın tek bir şey. Eğer sen iyisen bu takımı taşıyacaksın ikinciliklere, birinciliklere. O zaman zaten sen vitrine çıkıyorsun. Zaten görürler seni. Zaten hocam ders burada vitrin değil mi? Şimdi Niyazi Bey buraya istediği kadar oyuncu alabilir. Olur değil tabii. Mi? Tabii. Yani yaş itibariyle olgun, tecrübeli. Tabii istediğin İkincilikte oynamış, Bankasya'da alır. Alır. Hiçbir genç oyuncuya da forma vermez. Buradan da daha yukarıda olur. Şampiyon olur belki. Ama adamın, Niyazi Bey'in amacı bu değil ki. Tabii. Gençlere yol gösteren bir kulüp Dardanel. Ben sizi vitrine çıkaracağım. Ben gençlerle oynayacağım. Bakın yani bu ligin en genç takımı Dardanel Spor. Diyor, size forma veriyor, size sahip çıkıyor. Tamam, para vermeyebilir. Para her şey değil ki. Burayı basamak olarak kullanacaksın. Gittiğiniz yerde olacaksın. Evet. Ve örnekleri var. Evet. İşte Selçuk İnan olsun, işte Mehmet Topal olsun. Yani bunlar hep size şey olması lazım. Bir de orada zaten hepsinin formaları asılı. Görüyorsunuz da. Uyuduğunuz zaman kalkın da bir bakın. Hasan Kabzeler kimler gitmiş buradan. Onlar da sizin gibiydi işte. Altyapıda oynuyorlardı. Ondan da yukarıya çıktılar. Oradan da Galatasaray'a, Trabzon'a, her tarafa, Türkiye'nin bütün süper liglerine takım çıkıyordu. Benim saydım süper liglerde bir saydım hep bizden giden bir sürü futbolcu 11'den fazla. Bunların hepsi Dardanel Spor'dan gitti. Yani Dardanel Spor zaten marka ama şu anda bulunduğunuz yer 3. lig. Eğer siz bunu taşımazsanız daha yüksek yerlere vitrinde olamazsınız. Çünkü vitrin etraf nereye bakıyor? 2. lige, 1. lige bu takım çıkmış. Hep oradaki futbolculara bakıyor. Sen bir an evvel bunları yakal. İşte İlker gitti geldi bak. Ya, ama İlker 1. ligdeyken transfer yapmış olsaydı nereye giderdi? Bunlar tartışılır. İşte bunlara bakmaları lazım. Şimdi bakıyorsun burayı yeterli görüyorlar. Yeterli görürlerse herkes bakar işine. Yani sen izledin maçı hocam. Evet. Ben bir iki maçlarını izleme fırsatını bulmuştum. Yani o arzu, o istek yok. O ışık koparacak. Yani olayı sahiplenmişler. Biz üçüncülükte oynuyoruz. Nasıl bundan sonra da oynarız. Mantığından bir ciddiyetsizlik var. Ya şeref dürbünün önündeki orta saha bölümü yok mu? Top orada oynanıyor. Bir baktım uyuyanlar var 4-5 kişi. Koymuş kafasını uyuyor. Yani orada oynanıyor top. Hani seni bir heyecanlandıran, bir şöyle kalkalım işte tezahüratlarla, hadi şimdi olacak, hadi hani heyecanla oturup kalkalım diye bir oyun şeyi yoktu ki. Al günü ver günü şişirme, gene tekrar aynı yere dönüyor. Orta sahada direklerin arkasından da böyle eğilip bakmamıza gerek olmuyor. Eğer atak olsa direklerin arkasından eğileceğiz, bakacağız. Evet. Yani ortada oynanıyor. Şerif Durum'un ortasında top oynandı. Ve işte golün de gelişi uzatma şey dakikasında ve göstere göstere böyle bir şey olmaz ya. Adam girdi. O altı pasın köşesine kafasını kaldırdı. Topun dibine vurdu. Altı pasın içine kafayı çaktı. Yani ya olacaktı şaka programı gibi bir şey. Ya hiç mi basamıyorsunuz adamı, hiç mi kornere atamıyorsunuz? Hiç kimse müdahale edemiyor ya.
Böyle bir şey ben ya mümkün değil. Bitmiş artık maç. Bir puan artık alındı gözüne bakılıyor. Ve alı sağ golleri var ya ondan kolay gol be ya. Yani hiç kimse sanki ölü toprağa ekildi üzerlerine. Girdi adam çizgiye kadar. Hala bak hala çizgide daha kesmedi. Kafayı kaldırdı. Dibine vurdu kepçesini. Top biraz yükseklik kazandı. Ve altı pas tam ortasında altı pasın içinde böyle kafayı vurdu. Burasından girdi zaten kaleci. Yani ben böyle bir şey hani şaka golleri var ya aynı böyle göstersin. Dersin bunlar nasıl oluyor buraya? Kaç tane futbolcu var ceza sahasının içinde? Kontra yakalanmıyorsun ki. Hani kontra yakalanırsın da gider adam. Buna herkes ceza sahasının içinde. Ben böyle bir şey görmedim. Maç 1-0. Evet. İnanılacak. Yani skor olarak yenilebilirsin hocam. Önemli değil. 1-0 yani 2-1 ama ortaya koyduğun mücadele ha, mücadele önemli. Olsun ayakta alkışlayalım. Desin ki insanlar bu çocuklar bundan önceki haftalarda mesela çok daha haftalar önce biz burada o konuşmayı yaptık. Yenildikleri, berabere kaldıkları ama koşmuşlardı, mücadele etmişlerdi. Şimdi o kalktı. Aslında tabii lig şampiyonluğu uzak puantaj olarak ama bu playoff'a çıkmak bile oradaki genç kardeşlerimizin vitrine çıkması demek hocam. Tabii. Piyasada herkes izleyecek oradan. Yani kendini göster git. Yani şimdi buradan playoff'a girmezsen, ligi 8. bitirirsen, 7. bitirirsen, kendi sezon biter evine gidersin. Yeni sezonda yine gelirsin buraya. Tabii. Seneye de ne olacağını belli değil. Tabii seneye de belki ya, başkan da diyecek ki siz çok şımarmışsınız. Ben iyi takım yapacağım ve çoğunuzu eve gönderecekler. Bitti. Sonra da ağlamayın. Çoğu işte ölü olanlar yok muydu? Geldi herkesi gördük biz. Kimleri gördük? Ne Birkanlar, kimler geldi gitti buraya. A takımda oynatıldılar. Ama hiçbiri o değeri gösteremediler. Biz ve onları da böyle hep ikaz ettik. Hani Dardanel size bir basamak olsun. 5 kuruşun peşine düşmeyin. Gidin gittiğiniz yerde kazanın. Bak gidenler kazanıyor. Değerini buluyor. Şimdi geçen hafta diğer takımlar da puan kaybetmişti. Evet. Tabii bu yenilgi olan haftada da liderlik hesapları, playoff hesapları yapan bütün takımlar kazandı hocam. Kazandı. Puan farkı 3'e 4'e. Şu anda playoff'taki ile aramızda 4 puan tabii, var. Yani Gölcük 6-0 Çankırı'yı. Sivas 4-0 deplasmanında Çine'yi 1-0 yeniyor. Denizli Büyükşehir Derince'yi 2-0 yendi. Eyüp Payas Belediye 2-0 yendi. Diyarbakır İstanbul'da Ali Dedi Badıvar'ı yendi. Hep bunlar playoff'un Sancaktepe kendi sahasında kaybetti Arsin'e. Onun dışında yani kayıp haftası bizim için. Bizim için yerimizi koruduk ama 41 yapmış olsa. Evet. Şey, 41 yapmış olsak hedefimiz gidiyor. Çünkü 6. sıraya oturuyorsun. Yani. Diğerleri 39'a kalmış. Evet. Evet hocam, biliyorsun hafta sonunda YGS sınavları vardı. Evet, amatör maçlar oynanmadı. Evet. Üçüncülükte ve bölgesel ligdeki maçlar pazartesi ve salıya kaydırıldı. Yarın da Dardanelspor yine ikinci grupta maçlar var. Dardanelspor Derince Belediye deplasmanında. Zor. Derince ile oynayacak. Derince'nin de son şansı diyebiliriz. Evet. Kendi sahasında 37 puanı var. Bir puan önde Dardanelspor Derince'den. Derince deplasmanında Denizli Büyükşehir'e 2-0 yenildi. Yani muhakkak ki kendi sahasında kazanmak isteyecektir. Bir maçı eksik. Evet. Çin'e ile. Yenerse 40-43 yapar yani iki maç alırsa. Evet. Yarın da bu maçta tabii cezalı oyuncular var. Dolayısıyla zor bir maç. Ama deplasman olmasından dolayı yine işte puan alma ümidimiz var ama son haftalarda o da konuşulmuyor. Demoralize bir olmuş takım var. İnşallah Derince deplasmandan bir galibiyet alırlar. Bu iç sahadaki Tekirova yenilgisi biraz ders olur. Ayakları yere basar futbolcu kardeşlerimizin. Ayakları yere basması lazım. Kenardaki teknik ekibin de yapacağı motivasyonla güzel bir skorla denerler hocam. İnşallah artık. Zaten temennimiz başka bir şey kalmıyor ama gören gözle üzülüyor. Yani ben ilk defa mesela kendi sahamda çıkış arayan. Tam hani sezon başında hadi olur. Ama artık kredisi kalmadı ki.
Çünkü sen 14 tane zaten beraberlik almışsın. Yanılmıyorsam. Evet. Bir de şimdi beraber. Yine bir mağlubiyet aldın. Ne oldu? Üç mağlubiyetin oldu. Kredin falan kalmadı ki artık. Hani hadi diyeyim ki bu krediydi artık. Kredi falan tükendi. Çünkü sen zaten bu maçların bırak 3 mağlubiyetini. 8 tanesini berabere kalsan zaten lidersin lider. Evet. Tabii yani takım da çok genç. Dolayısıyla biz Dardanel Spor'u her zaman yükseklerde gördüğümüz için bizim beklentimiz de yüksek olduğu için. Ondan oluyor zaten. Ondan hep üst sıralarda görmek istiyoruz ama acaba takımın kapasitesi buysa yapacak da bir şey yok hocam. Şimdi yani bugün Sayın Kurt, nokta... kapasite bu. Çünkü kapasitenin üstüne çıkmış olsa 14 tane beraberlik alıp da 3 tane mağlubiyet almaz. 14 beraberlik sana 28 puan yapıyor zaten. Yani ha mağlup olmuşsun ha 2 puan. Yani şimdiki fark etmiyor. Ha bana şey olacağına 14 tane berabere kalacağına 5 tane mağlup ol. Ne olur ki? 3 kere 5 15 puan kaybedersin. Sen mağlup olmuyorsun ama 14 tane beraberlik 28 puan. 3 tane de 9 puan öyle. Al sana kafadan. Kaç puan yaptı bak 28. 9 daha 37 puan kaybın var. 15 puanını koy benim 38 puanın üstüne. Götürdün gitti. Yani o hesap ortada. Hani şey gibi gözüküyor işte bizim takımımız mağlup olmuyor. O bana hani baş... Yok. Kapasite bu. Çünkü bir berabere kalırsın, iki berabere kalırsın, üç kalırsın, dört kalırsın, beş kalırsın. Kapasiten eğer üstteyse bunları aşarsın. Sen içeride mağlup, dışarıda galip, berabere, içeride mağlup. Bunlar tamamıyla senin bir vasatın üstüne çıkmadığını gösterir. Hep vasatsın. Evet. Vasatın üstüne çıkmış yani olsan zaten zorlarsın yukarıya. Vasat. Ha vasatın altına düşmüyor takım. Vasatın altına düşsen zaten küme düşersin. Allah'tan öyle bir sıkıntı yok sıkıntı hocam. Sıkıntı yok evet. Yani o da idman faktöründe. 19 işte, puan var aşağı yukarı evet. 20 puanlık bir fark var. Tabii işte yani vasatın altında değilsin. Sıkıntı yok. Hep vasat, vasatın üstünü zaten zorlasan o buralarda olmaz. Evet. Evet, başarılar diliyoruz Derince Spor maçında, Dardanel Spor'a. 41 yapalım. Her ihtimale karşı playoff'a kalma şansı devam ediyor. Devam ediyor. Var, tabii performansların artması ve galip gelmek önemli. Evet. Özellikle de iç saha galibiyetine ihtiyaç var. Kazanamıyorsan işte o zaman da playoff biraz... Diğer senelerde biz playoff'a kaldık ama bizim üstümüzdekiler de kaybediyordu. Evet. Kaybediyordu, tırmanıyordu. Sen kaybediyorsun, onlar kaybediyor. Playoff anlamında yarınki evet. Maç önemli hocam. Çok önemli. 41 yapman lazım. Önemli. Çünkü Derince seni yenerse üzerine çıkacak, yer değişeceksin. Tabii. Diğer takımların maçlarına göre de playoff'tan biraz daha uzaklaşmış olabilirsin. Çünkü maçı eksik Derince'nin. Evet, bir maçı yani eksik. Seni yener 40 yapar, ondan sonra o eksik maçını oynar 43 yapar. Doğru. Evet. Evet hocam, dedik YGS vardı, evet. Amatör maçlar ertelendi Çanakkale'de, bölgesel ligde de temsilcilerimiz vardı. Bu maçlarda bir kısmı oynandı, bir kısmı da yarın oynanacak evet. Hocam. Oynanan maçlarda Karabiga Didim'e yenildi, deplasmanda 2-1. Çanspor'da yarın İncirlioğlu Belediye ile oynayacak kendi sahasında. Karabiga 23 puanda kaldı. Çan yarın İncirliova üzerinde 20 puanlı yetişebileceği noktada olan bir takım. Onunla oynuyor. Yenerse 18'e 20 olacak. Umutlanacak. Çok kritik bir maç hocam Çan için. Ne diyorsun? Vallahi geçtiğimiz hafta Karabiga'ya kaybettiler biliyorsun burada. Temennimiz, gönlümüz içeride kazanmasını istiyor. Neden? Ne kadar çok takımımız burada olursa biz seviniriz. Ama ben hala Çan'ın buralardan kurtulacağına inanmıyorum. Evet. İşte devam ediyor. Kazansa 18 yapar. Ondan sonra yine kafa takımlarına dışarı çıkıyor zaten. Deplasman. Tabii. Evet. Deplasmana. Keşke bir seriye bağlasa diye düşünüyoruz ama zor yani görünüm şey değil.
Çünkü sen kendin burada yerel derbide eğer üstlere çıkmak, bu tehlikeli bölgeden kurtulmak istiyorsan yerel derbide yenilmeyeceksin. Sen geçen hafta zaten işi kaybettin. Evet. Karabük'e bence daha şanslı. Evet. Karabük'e de önümüzdeki hafta kendi sahasında Gazi Emir'le oynuyor. Evet. Çans Spor'da Balıkesir Büyükşehir Belediye ile oynuyor. Nispeten yenebileceği ama Balıkesir Belediye takımı da iyi bir kadrosu olan bir takım. Balıkesir Belediye, Balıkesir Spor'un da evet altyapısı gibi. Tabii bekleyip göreceğiz hocam. Yarınki maç o açıdan Çans Spor için önemli. Çok önemli. Başarılar diliyoruz. Süper Amatör Küme'de geçen hafta değerlendirdik. Çanakkale Spor büyük ölçüde şampiyonluğunu ilan etti gibi. Çünkü Aslanca Spor'du rakibi en yakın. Onu yendi 3-0. Puan farkını açtı. Puan farkını açtı. 8 puan sanırım. Çok büyük bir puan. Fark var. Sezon başından beri kaybetmeyen bir takım 8 puan farkı kolay kolay kapattırmaz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta maçlar oynanacak. Birinci amatör kümede şampiyon belli oldu. Belli oldu. Hocam, zaten erteleme maçı. Gittim Ecevat'ta oynandı Gökçeada maçı. İzledin mi hocam maçı? İzledim. Sonra kadar izledim. Çok asılan bir Gökçeada vardı. Ama inanmış bir Lapseki şampiyonluğunu orada 3 gol atarak ilan etti. Ben de sonuna kadar izledim maçı. İyi maçtı. Temiz maçtı. Hiç kimse kart görmeden. Ecevat'ta da ilk defa bir maç izlemiş oldum. Sahası güzel. Takımları hani orada oynamaları için ben buradan teklif edivereyim. Yani orada top oynamak gerçekten çok büyük zevk. Hava şartları olsun, denizden gelen oksijen olsun, dağdan gelen oksijen. Galiba rüzgar da tutmuyor. Türbünü deniz tarafına arkasını vermişler türbünü. Gayet çok güzel olmuş. Ecevat için de bir sosyal aktivite diye düşünüyorum yani. İnsanlar eğer oralarda maçlarını oynarsa hem Ecevat halkı için de güzel olur. Ben yani tercih ederim orada. Evet. Oynamayı tercih ederim. Evet. Lapseki takımına da süper amatör kümede gelecek sene için başarılar diliyorum. İnşallah biz de playoff'tan geliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu hafta son maçlar oynanacak hocam. Evet, maçlar da Lapseki'de oynanacak. Belli oldu mu? Playoff maçları Lapseki'de. Evet. Tarih belli mi? Değil de yarın salı belli olur. Çünkü hemen biter belli bir kez başlatacaklar şimdi hocam. Şimdi şampiyon belli olduğu için başlatacaklar. Ya, başlatacaklar. Belli, biz şimdi çardak mı? Küme düşecek takımlar belli değil. Ondan sıkıntı. Evet. Aynı saatte pazar günü 14'te bütün maçlar. Bütün maçlar pazar evet. günü. 14'te bizim. Mesela Gökçeada Bayırköy oynuyor. Yenice Kocatepe oynuyor. Ezine Çardaklı oynuyor. Çardaklı aynı saatte. Oynuyor. Tabii bu düşmeyi ilgilendirdiği gibi playoff'taki evet. sıralamayı da biraz ilgilendiriyor biraz bu maçlar. Biraz değil ilgilendiriyor. İlgilendiriyor. Evet. Playoff'taki sıralamayı ilgilendiriyor. Neden? Şimdi maç Çünkü oynamadan. İkinci ile beşinci, üçüncü ile dördüncü oluyor tabii, değil mi hocam? Maç oynamadan. Barbaros takımı 32 yapacak. 30 puan da şu anda yenildiği için Gökçeada. Eğer ki Bayırköy'e yenilirse 30'da kalacak. Berabere kalırsa gene 31'de kalacak. Yine 5. olacak. Yani onun için ilgilendiriyor. Çok ilgilendiriyor. Yani evet. Ha yenerse o zaman Barbaros 5. 32 puan. 5. oluyor. O zaman muhtemel eşleşmeler. Evet. 5. Ezine Barbaros. Evet. Ve Yenice Gökçeada oluyor. 33 yaparsa. Muhtemel. Evet. Bir diğer seçenek de Ezine Gökçeada, Barbaros Yenice. Evet, aynı. Evet. Maçlar da çekişmeli geçecek gibi. Evet. Bayağı çatırtı var. Hocam. Evet. Peki hocam ikinci amatör küme ne zaman başlıyor? 22'si diye ben biliyorum. 22 Mart. Şimdi salı günü belli olacak zaten şimdi. Bu salı tertip kurulu tabii salı günü açılacak. Ben 20 eğer bir değişiklik olmazsa 22'sinde başlayacak. Bu akşam da şimdi 9.30'da Umur Bey'le bir hazırlık maçı yapacağız. Bu akşam. 9.30'da. Saraycık. Biliyorsunuz o bitsin ondan sonra inşallah Saraycık'tan beraber olacağız. Saraycık'la. Evet, ikinci amatör hükümede hayırlı olsun. İnşallah. Onu da tabii programımızda değerlendireceğiz. Evet hocam genel hatlarıyla bütün ligleri
değerlendirmeye çalıştık. Futbolluk kısmında baktığımız zaman. Tabii Çanakkale'de önemli bir başarı daha oldu. Tekvando'da Hasan Altınışık hocamız nezaretinde Çanakkale bir Türkiye birincisi ve Türkiye üçüncüsü çıkardı. Evet. Türkiye birincisi Emine Göğebakan. Tebrik ediyoruz. Takım olarak da iyi bir derece aldılar. Sporcuların büyük çoğunluğu gariban rahatsızlık geçirmiş olmasına rağmen Çanakkale'yi en iyi şekilde temsil ettiler hocam. Başta Hasan Altınışık hocamız ve tüm sporcu kardeşlerimizi yürekten kutluyoruz. Çanakkale'ye önemli bir başarı daha kazandırdılar. Ama çok uzun vadeli çalışmanın meyveleri bunlar. Çünkü biliyoruz ki yıllardır buna baş koydular yani. Bunu biliyoruz. Evet, Hasan Hoca biliyorsunuz zaten bu işi canı gönülden yapan. Zaten kendisi de bu sporla ilgilendiği için ve önemli başarılara imza atıyorlar. Çünkü gençler kategorisinde gerçekten bulup yetiştirdikleri önemli sporcular var. İşte dedik ki dünya üçüncüleri, Türkiye şampiyonları çıkartıyorlar. Tebrik ediyoruz hocam. Yani tebrik ediyorum. De benim bir parantez içinde bu tekvandocu kardeşlerime ve Sayın Hasan Altınışık kardeşime bu çalışmalarından dolayı inan ki insan saygıyla anıyor. Yani şapka çıkarılacak bir durum. Çünkü yıllardır ben görüyorum çok zor şartlarda. Yani tesise yönünden olsun, sporcu kulüplerle anlaşma yönünden, okullarla anlaşma yönünden olsun çok zorluklar çektiklerini biliyorum. Ama yılmadan, yani vermeden o kadar büyük bir vakitle beraber çok büyük fedakarlıklar yaparak yani kendilerini soğutmadan bu işe gerçekten gönül yani sevgi bu tekvandoya sevgiyi hareketlerinle olsun hem pratik hem teorik çok yansıttılar. Onun için de Çanakkale'ye böyle bir sporu sevdirdiklerinden dolayı Boğaz TV aracılığıyla da kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Evet. Tebrikler Hasan Hocam ve sporcu kardeşlerimiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hocam bir de bu hafta tabii benim dikkatimi çeken bir şey var. Çanakkale 18 Mart Stadı'nın durumu. Dış şekli de güzelleşti. Etrafını tel çevirdiler. O güreş salonu oradan yıkıldı. Orayı düzenliyorlar falan. Nasıl hocam? Yani şimdi arka sahaya ışıklandırmalar yapıldı, öyle bir direkler. Ummalı bir çalışma var. Yani şimdi baktığın zaman sen her gün oradasın aşağı yukarı. Ben şimdi hemen tüfatı açıyorum, oturuyorum. Ben ilk önce 18 Mart'a yetiştirecekler diye hani düşünüyordum. Onun da bir doğruluk payı var da ama müthiş bir çevre düzenlemesi oldu. Bir anda yani bir ay gibi böyle kısa bir zamanda bina yıkıldı, enkaz kaldırıldı, ağaçlar portiv olarak dikildi, çimler sanki bir gecede bitti sanki. Öyle bir anda o kadar güzel bir hale geldi ki. Ama şu soru işareti de kafama takıldı. Yıllardır niye olmalı? O zaman da şu geldi. Daha demek ki dış cepheler hala bir pislik oluşturacak diye düşündüm. Çünkü bizim TÜFAD'ın şeyini de söktüler. Boya, badana için. Çünkü tabelalar pislenmesin diye. Kazdılar, yolu kazdılar, yaptılar, ettiler. Demek ki çevre düzenlemesi yapılmadan diğer işler olmuyormuş diye düşündük. Sonra içeri girince, bilmiyorum daha hiç girdin mi Şeref? Hayır, girmedim. İnan ki hayatta alkışlanacak iş yani. Hani konuşuyorlar ya bazen, ya işte daha hala bitmedi. Bitmez kardeşim. Üç katlı yapmışlar. O şeref türbünden giriyorsun, çıkıyorsun. Protokol. Protokol. Oraya bir giriyorsun. Odalar ayrı. Yani yapılması gereken, yani özlediğimiz o sitatlar var ya. Çok güzel. Ve içeri girdikten sonra sandalyesiz hiçbir yer yok. Yani bir giriyorsun, her taraf sandalyeler kırmızı, beyaz. Baktığın zaman boyanmış, tertemiz. Sahanın tartan pisle beraber diğer spor kompleksleri
hepsi tertemiz olmuş, genişletilmiş. Yani tam bir hani olimpiyat tipi diyoruz ya, tam bir stadyum olmuş. Yani bundan 30-40 yıl evvelki bir duruma bakıp, hatta gözlerim de yaşardı orada. Allah'ım dedim ya Rabbil Alemin. Yıllar geçtikten sonra şuraya bak. Biz iki tane çomağı birbirine sürtüp ateş yakıp da işte iki tane odun parçası sandalyeyi kırıp da sıcak su yaptığımız yerde şimdi doğal gaz tuvaletlere bile girip sıcacık sular akıyor. Yani muhteşem bir şey. E diyorsun ki demek ki bizden sonraki nesiller daha da güzellerini görecek diye düşünüyorum. Evet. Onun için de tebrik ediyorum. Yakışır hocam. Evet. Çanakkale'ye, ele merkezde. Buradan da Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu'yu tebrik ediyorum. Evet hocam, stadın yapımında emeğe geçen herkese çok teşekkür etmek lazım. Senin de söylediğin gibi ben dışını gördüm, çok beğendim. Yapılama, içini de siz gördünüz, yakında biz de görürüz herhalde. Güzel bir eser kazanıldı Çanakkale'ye. Bundan sonra geç oldu ama temiz oldu. Geç oldu, temiz oldu. Artık bundan sonra da Dardanelspor'u da bu tesislerde Süper Lig'de görürüz inşallah. Tabii. İnşallah. Artık bunlar yakışır. Bu bunun arkası da bu olsun inşallah. Olur, inşallah. Hocam. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın söylediğimiz gibi programın başında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılı. Tekrar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve nimetle anıyoruz. Bir dahaki haftaya başka bir konu ve konuklarda buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.